Çarşamba akşamları Dobra Dobra programıyla karşınızdayız. Lider Haber ekranlarında yayınlanan Dobra Dobra programı Kemer'de canlı yayın yaptı. Programın bu haftaki konuğu AK Parti ilçe başkanı İsmail Selami Minta oldu. Yayınlanan programda İsmail Selami Minta, Olbia Park'taki işte adrese teslim ihale ile ilgili Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'na canlı yayında çağrıda bulundu. Şartnameye iki tane madde koymuşlar. Maddenin bir tanesinde diyor ki, ihaleye girecek olan firma diyor, zannedersem 2019 yılı galiba, 7 milyon lira cüra yapmış olması lazım. Ve 17 tane işçi çalıştırmış olması lazım, sigortalı diyor. Adrese teslim bir ihale oldu, apaçık ortada. Tabii biz bunu dile getirdik. Dedim ki, bak dedim, burada bu milletin kasasına, belediyenin kasasına el uzatıyorsunuz. Ya bunu açıklayın. Evet. Gerçekten tatmin edici bir cevabınız varsa ben de sizden özür dileyeceğim dedim. Gelsin Kemer'de, Cumhuriyet Meydanı'nda Sayın Başkan kim de istiyorsa hiç sıkıntı yok. Her şeyi koyalım ortaya, konuşalım. Bak ne güzel, programın ismi de Dobra Dobra. Uyar. Evet. İsmail Selami Minta usulsüz ihalenin Atatürk Parkı içinde yapıldığını iddia etti. Kemer'in merkezinde bizim Atatürk Parkımız var bir tane. Belediye sözüm ona seçim vaadiydi. Vatandaşa ucuz çay kahve içireceğiz, bilmem ne yapacağız diye oraya bir düzenleme yaptılar. Hemen yine adrese teslim, ihale vereceğiz diye koşturuyorlar. Burayı da ihaleye çıkardı. Tabii bakılıyor, şartlar yine aynı. Olbia Park'taki konulan şartlar, başkanın tutup da biz bir daha böyle ihale yapmayacağız, Kemer Bey'e söyledik dediği şartların hepsi aynı ihalede yine var. Aynı şartlarda belediye başkanı yine ihaleye çıkarıyormuş orayı. Adrese teslim. Bir önce teslim edemediler adrese, şimdi yine devam. Minta, Kemer'e yapılması planlanan TOKİ projesinin kendisi tarafından iptal edildiği iddialarına da açıklık getirdi. Ya ben de her zaman söylüyorum, ya Kemer'e 100 tane TOKİ'nin yapılması benim ya da ailemin ya da tanıdıklarıma ne zarar olacak? Al şimdi ev bulamıyoruz Kemer'de. Yok. Ne yaptırabiliyorsak yaptıralım dedik. Şu an çalışması yapılıyor. Zaten TOKİ Başkanlığı'na da Milli Emlak Müdürümüz o yazıyı gönderdiğinde ben de belediye başkanına özel olunu da göndereceğim. Ama biz de yıllardır olduğu gibi bundan sonra da onlara o fırsatı vermeyiz. Yani boşuna heveslenmesinler. Boşuna buralara heveslenmesinler. Biz TOKİ'yi Kemer'e getireceğiz. Evet.